Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok cömertti. Peygamber-i Zişan'ın bedenleri hilkaten çiçekten daha güzel kokardı hakikaten. Elini tutsaydı mesela birisinin, eli güzel kokardı o gün hep o kişinin. Bir çocuğun başını sıvasaydı eliyle, hemen fark edilirdi kokusu sebebiyle. Enes İbni Malik'in hanesinde o server, bir gün biraz uyuyup bir miktar terlediler. Enes Hazretlerinin annesi o terlerden, alarak bir şişeye koyuyordu ki hemen, Peygamber Efendimiz uyanıp gördü onu. Sordu bu yaptığına sebep ne olduğunu. O şöyle arz etti ki, biz bunları alırız. Sonra esans olarak günlerce kullanırız. Peygamber-i Zişan'ın üstün hasretlerinden birisi de çok cömert olmasıydı esasen. Bir zaman Medine'ye bir gayrimüslim geldi. Resul-i Kibriya'dan bir miktar mal istedi. Ona öyle çok koyun vermişti ki o server, iki dağ arasını doldurdu o sürüler. Onun bu fevkalade ihsanını görünce, iman edip kavmine geri geldi hemence. Ve şöyle söyledi ki, siz de hemen gidiniz. O ihsan sahibine siz de iman ediniz. Zira ben hayatımda böyle ihsan sahibi görmedim hiçbir yerde, bir cömert o zat gibi. Yine 90 bin dirhem kıymetinde çok altın getirdiler önüne bir gün Resulullah'ın. Allah'ın sevgilisi ayağa kalkıp hemen taksim etti ashabı onları bekletmeden. Bitirinceye kadar verdi her isteyene. Az sonra biri gelip istedi o da yine. Lakin hiç kalmamıştı bir şey ona verecek. Ona şöyle buyurdu ayrıca üzülerek. Her neye ihtiyacın var ise ey kardeşim, git namıma satın al, ben sonradan öderim. Sahabeden birisi buna şahit olunca, şaşırıp huzuruna giriverdi doğruca. Dedi, ya Resulallah, gücünün yetmediği şey ile Allah seni yükümlü eylemedi. Fakat pek hoş gelmedi bu söz Resulullah'a. O esnada saptan söz aldı biri daha. Dedi, ya Resulallah, sen yine ihsan eyle. Korkma, Allah'ın mülkü azalmaz vermek ile. O zaman neşelenip buyurdu ki, ben zaten böyle ihsan etmekle emrolundum esasen. Enes bin Malik der ki, peygamberi ins ve cin hiçbir şey saklamazdı bugünden yarın için. Her ne zaman eline bir şey geçseydi eğer, anında ashabına dağıtırdı her sefer. Şiirlerle menkıbeler. Alimin kıymeti. Vehb bin Münebbih ki, tabiîn-i kiramdan, şiddetle kaçıyordu her günah ve haramdan. Buyurdu ki, aklı ve ilmi varsa bir zatın, onu aldatmak için gücü yetmez şeytanın. O binlerce cahili parmağında oynatır. Alimin karşısına gelince aciz kalır. Dağları parçalamak kolay gelir şeytana. Ve lakin yaklaşamaz böyle olgun insana. Bir çaresini bulup kaçar onun yanından. Cahillere yanaşıp saptırır yollarından.
Davud aleyhisselam buyurdu ki, ey Rabbim, seni aradığımda nerede bulabilirim? Buyurdu, şu kulların yanındayım ki her an, ürperir kalpleri hep benden korkularından. Ey Davud, şu kimsedir en çok sevdiğim kişi, bir günah karşısında ürperir, titrer içi. Dediler ki, ey Vehb, çok ibadet eyleyen, iki zattan hangisi üstündür diğerinden? Buyurdu, kimin çoksa insanlara hizmeti, Hak Teâlâ indinde onun çoktur kıymeti. Hele uğraşıyorsa ahiretleri için, daha da kıymetlidir indinde Rabbimizin. Buyurdu, belalara uğrarsa insan eğer, bilsin ki sıkıntıyla yaşadı her peygamber. Aksine, rahatlığa kavuşursa o şayet, bilsin ki o büyükler etmedi buna rağbet. Buyurdu, çok uyuyan, çok yiyen, çok konuşan kimseleri çok kolay aldatır lain şeytan. Bir kimse ki dinini bilir ve korur onu, şeytan onu görünce değiştirir yolunu. İsa aleyhisselam bir köye geldi bir gün. Gördü ki insanların hepsi ölmüş topyekun. Dönüp havarilere buyurdu, bakın bu halk Allah'ın gazabına uğramışlar muhakkak. Dağınık ölmemişler, gösterir ki bu dahi birden gelmiş onlara bu azab-ı ilahi. İsa aleyhisselam nida etti o zaman. Bir tanesi dirilip ayağa kalktı hemen. Buyurdu ki, suçunuz neydi ki acaba böyle toplu olarak uğradınız azaba? Dedi ki, biz dünyayı fazla benimsemiştik. Çocuğun annesini sever gibi sevmiştik. Girince kalbimize dünyanın muhabbeti, gafil olduk Allah'tan, unuttuk ahireti. İkaz da etmediler bizi alimlerimiz. Ve bir sabah aniden böyle oldu halimiz. Buyurdu, sual ettim tam 700 alime. Kime denir akıllı, zeki ve zengin diye. Öğrendim ki akıllı soğumuştur dünyadan. Ahiret hazırlığı içindedir durmadan. Zeki de rağbet etmez dünya mal-i mülküne. Aldanmaz bu geçici ve yalan zevklerine. Zengin ise rızkına kanaat eyleyendir. Başkasının malına asla göz dikmeyendir. Bu mübarek zatların hürmetine ilahi, akıllı olanlardan eylesen bizi de. Şiirlerle menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddisesi Ruh. Nasihatleri. Abdülkadir Geylani yaptı çok nasihatler. Bir defa buyurdu ki, dört kısımdır insanlar. İlk kısma girenlerde ne kalp vardır ne de dil. Dalmışlardır günaha, işlerler kötü fiil. Hep dünya işlerine verirler ehemmiyet. Allah ise onlara vermez hiç değer kıymet. Onlarla az da olsa hiç kurma bir yakınlık. Hele böyleleriyle hiç yapma arkadaşlık. Çünkü onlar azaba müstahak olmuşlardır. Yaklaşırsan sana da zulmetleri bulaşır. Böyleleri ne sen gör, ne onlar seni görsün. Aksi halde onlardan manen zarar görürsün. Yalnız dinde ehliyet sahibi bir kişinin
yanaşması caizdir, faide vermek için. İkincilerde ise, dil vardır, kalp bulunmaz. Güzel konuşsalar da, işleri kalle uymaz. İnsanları Allah'a ederlerse de davet, kendileri Allah'tan uzaktırlar be gayet. Çok iyi görseler de başkasının aybını, lakin hiç göremezler kendi günahlarını. Bunlar kuzu postuna bürünmüş kurda benzer. Pişman olur onlara yakalanan kimseler. Din adamı şeklinde görünseler de fakat, önde gelir onlarda dünya, para, menfaat. Yaldızlı sözlerle konuşsalar da aman, aslandan kaçar gibi uzaklaş yanlarından. Üçüncü kimsenin ise, kalbi var, dili yoktur. Rabbini düşünmekle o yalnız rahat bulur. Ahiret derdiyle dertlenmiştir bu kişi. Ahkam-ı diniyeye muvafıktır her işi. Dünya adamlarından sıkılır ekseriye. Çünkü onun gözünde kıymetsizdir bu dünya. O öyle çok görür ki kendi günahlarını, vakit bulmaz görmeye başkasının aybını. Konuşmaktan ziyade susmayı tercih eder. Zira susan kurtuldu buyuruyor Peygamber. Hem de birçok alimler şöyle buyurmaktadır. İbadet 10 kısımsa 9'u susmaktadır. Böyle kimselerle kurun ki münasebet, ulaşsın size dahi ondan feyz bereket. Dördüncü kısımdaki insanlara gelince, onlar Hak Teâlâ'ya yakındırlar bir nice. Peygamber-i Zişan'ın kalbinden çıkan nurlar, bu büyük insanların kalplerine akarlar. Hatta varisidir ki onlar peygamberlerin, bundan büyük mertebe olmaz bir insan için. Halk içinde hak ile olurlar onlar her dem. Onların irşadıyla nurlanır cümle âlem. Onların hürmetine yağdırılır yağmur, kar. Onların kalplerinden kalplere feyz akar. Onların bir bakışı şifadır kalp derdine. Varlıkları rahmettir bütün dünya ehline. Böyle büyük bir zata rastlarsanız siz şayet, derhal emrine girip etmeyin muhalefet. Ve çok hizmet ederek o İslam büyüğüne girmeye çalışınız, onun nurlu gönlüne. Onları zerre kadar incitmeyin ki zinhar, dünya ve ahirette görürsünüz çok zarar. Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Ensari rahmetullahi aleyh. İnsan eşrefi mahlukat. Abdullah-ı Ensari evliyadan bir kişi. Sünnet-i seniyyeye muvafıktı her işi. Şöyle buyururdu ki, o her dua edişte, yakmasın Hak Teâlâ hiç kimseyi ateşte. Derdi ki, ahirette yanacaksa bir insan, nedir ki bu dünyada rahat etmiş bir zaman? Kısa bir an da olsa yanacaksa o eğer, bu dünyada zenginmiş, fakirmiş ne fark eder? Bu dünyanın en kötü tarafı şu ki fakat, bir tek Allah demeye vermiyor kula fırsat. İnsan bu çark içinde her gün dönüp duruyor. Uyanıp ben nereye gidiyorum demiyor. Güruh güruh ateşe giderken bu insanlar, diyorum ki, Ya Rabbi, bir insan nasıl yanar?
Zira görüyorum ki bu zamanda maalesef para kazanmak olmuş insanlarda tek hedef. Hem de kazanacağı o paralarla yine düşecek türlü türlü haramların içine. Bu insanın hayvandan peki ne farkı kalır? Zira onlar da yalnız bu şeylerden zevk alır. Hak Teâlâ insanı şerefli kıldı fakat, zira yarattı onu bir eşref-i mahlukat. Yani Allah insanı her şeyin mükemmeli olarak yarattı ki, bu da açık ve belli. Ayırdı hayvanlardan onu akıl vererek, çağırdı kendisine peygamber göndererek. Kur'an-ı Kerim'inde onlara etti hitap, yani kıldı onları kendisine muhatap. Olur mu insan için bundan büyük bir şeref? Lakin bunu insanlar anlamıyor maalesef. Bu şeref ve kıymeti bırakıp bir kenara, itibar ediyorlar kıymetsiz olanlara. Kulların takdiri ve tenkidinden eğer ki sıyrılamazsa insan fenadır elbette ki. Halbuki bütün dünya seni takdir etseler, Rabbimiz sevmedikçe verilir mi hiç değer? Aksine bütün dünya yerseler seni şayet, Allah sevdikten sonra edilir mi şikayet? Çünkü bu insanların takdir ve tenkitleri 3-5 sene sonunda hayal olur her biri. İnsana ahirette faydası dokunacak ameller Allah için yapılanlardır ancak. Para, pul, mevki, makam, ayakkabı, elbise, yarın fayda vermezler dünya için idiyse. Zaten insan ölünce onlardan soyuyorlar. Sadece bir kefenle kabre koyuyorlar. Bir alim her gün akşam diyormuş ki bir defa, heyhat, yine ömürden azaldı bir gün daha. İnsan her saatinin bilmedi kıymetini, zira böyle kazanır sonsuz saadetini. Şiirlerle menkıbeler. Gözyaşının faydası. O Ebu Süleyman-ı Darani Hazretleri, marifette çok yüksek, pek üstündü halleri. Haramdan sakınmakta rastlanmazdı eşine. Aldanmadı nefsinin tek bir yanlış işine. Buyurdu ki, her şeyin vardır bir alameti. Onunla anlaşılır onun mevcudiyeti. Allah'ın rahmetinden uzak olan kişinin alameti şudur ki, ağlamaz Allah için. Buyurdu ki, rüyada huri gördüm bir gece. Yüzü gayet parlak ve nurluydu bir nice. Dedim ki, senin yüzün çok parlak. Acep niçin? Dedi ki, sen bir gece ağladın Allah için. Gözünden damla damla yaşlar aktı gece hep. O yaşları yüzüne sürdüler. Budur sebep. Bu gözyaşlarıyla parlıyor yüzlerimiz. Akan yaş nispetinde artar güzelliğimiz. Her gece uyumadan kılıyordu çok namaz. Lakin uyku bastırdı bir gece onu biraz. Uyudu seccadede hem de istemeyerek. Rüyada kendisine şöyle dedi bir melek. Cehennem yakmak için beklersen her gün insan, sen yatmış uyuyorsun, uyunur mu bu zaman? Buyurdu ki, bana çok hakaret eyleseler,
en aşağı şeylere beni teşbih etseler, ne kadar kötüleyip alçaltsalar da ancak, yine de bu hususta olamazlar muvaffak. Zira tahkir olarak ne söyleseler bana, ben kendimi onlardan bilirim daha fena. Buyurdu ki, bir kimse hizmet etse bu dine, lakin bu hizmetinden pay çıkarsa kendine, bulamaz o hizmetin hiçbir faydasını. Çünkü o, Allah için yapmadı hizmetini. Mutlak ihlas gerektir İslam'a hizmette de. Zira din, facirle de kuvvet bulur elbette. Bir iş yapılmaz ise Allah rızası için, göremez onu yapan faydasını o işin. Hem çok hizmet etmeli, hem boyun bükmelidir. Elinden çıkar diye tir tir titremelidir. Demeli ki, ya Rabbi, layık değilim fakat, bana bu hizmet için ihsan eyle liyakat. Buyurdu ki, birini küçük görse bir kişi, o kimseye bir fayda sağlamaz hiçbir işi. O, kendini herkesten daha fena ve alçak bilmeli ki, bu yolda ilk adım budur ancak. Bilmedikçe kendini hiç ve hiçten aşağı, bu yolda yürüyemez. Olur nefsin uşağı. Hak yolunda ilk adım, kendini hiç bilmektir. Kendinde bir iyilik, bir varlık görmemektir. Boynu bükük olanlar kazanırlar muhakkak. Zira böyle olanı seviyor Cenab-ı Hak. Buyurdu ki, helalden bir lokma az yemeyi, gece ibadetinden bilirim daha iyi. Mide dolu olunca, gaflet gelir kişiye. O Rabbini unutur, meyleder haram işe. Helalin ziyadesi olursa buna sebep, haramla dolduranın ne olur hali acep. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali, Kuddise Sirruh. İşe giderken niyet. İmam-ı Gazali'nin Kimya-i Saadet Nam kitabında şunları buyurur Yüce İmam. Dünya ticaretini yaparken dikkat et ki, zarara uğramasın ahiret ticareti. Dünyaya çalışırken ahiretin giderse, olmaz senden daha çok zavallı ahmak kimse. Topraktan bir saksıyı ele geçirmek için altın kupa verene ne denir iyi düşün. Dünya çabuk kırılan toprak saksıya benzer. Ahiretse altından bir kupadır şaheser. Dünya ticaretine çalışırken ey insan, dikkat et sermayene gelmesin zarar ziyan. Senin asıl sermayen din ve ahiretindir. Öyleyse asıl işin onu yitirmemektir. Sabah evden çıkarken niyet et. Ya ilahi, rızkımı temin için gidiyorum ben dahi. Helal götürmek için çocuğuma, eşime, senin emrine uyup gidiyorum işime. Çalışırken dine de edersen tam riayet, yaptığın dünya işi olur ayrı ibadet. Düşün ki, senin gibi binlerce kimse şu an, senin faiden için çalışıyor durmadan. Eğer çiftçi olmasa, fırıncı çalışmasa, insanlar ne yiyecek her gün ekmek çıkmasa? Dokumacı, demirci, manav, kasap ve berber, düşün ki senin için hep hizmet etmekteler. Eğer onlar olmasa rahat yaşayamazsın.
Öyleyse sen bunların her birine muhtaçsın. Madem ki senin için çalışır bunca insan, sen de çalış, boş durma, vaktini etme ziyan. İnsanlar bir yolcudur, aynı yere giderler. Yolcular birbirine yardım etmelidirler. İşte böyle düşünüp çalışır her Müslüman. Gayrinin zararını istemez hiçbir zaman. Herkese faydalı olmaya eder gayret. Bilir ki böyle yapmak sayılır bir ibadet. Hem dünya işlerini yaparken bir Müslüman, beş vakit namazını kaçırmaz hiçbir zaman. Zira Allah buyurur, mal ve çocuklar sakın Rabbinizi anmaktan sizi alıkoymasın. Önceki Müslümanlar çok titizlerdi bunda. Camiye koşarlardı ezan okunduğunda. Demirciler vardı ki dörerken demirleri ezanı işitseydi bırakırdı dövmeyi. Çekici havadaysa vurmazdı onu daha. Yerde ise kaldırmaz, koşarlardı namaza. Terziler var idi ki, soktuğunda iğneyi, ezanı işitseydi, çekmezdi onu geri. Yani ne haldeyse kalırlardı o halde. İtina ederlerdi namaza fevkalade. Çünkü bilirlerdi ki, herkese farzdır namaz. O vakitte namazdan daha mühim iş olmaz. Ahiret işlerine verince böyle kıymet, Allah dahi onlara verirdi çok bereket. Halbuki ehemmiyet vermeseler dediğine, kazançları daha çok olmazdı elbet yine. Üstelik de Allah'a olurlardı isyankâr. Çok kazansalardı da, neye yarar öyle kâr? Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 90 kişi çağır. Peygamber-i Zişan'ın mucizesi eseri, az yemek çok kimseye yetiyordu ekseri. Mesela Resulullah Mekke'den hicretinde ve nurlu Medine'ye teşrif ettiklerinde, önce Hazreti Halid bin Zeyd Ebu Eyyub'un hanesinde ikamet ettiler bir nice gün. Bu mübarek sahabi anlatır ki, bir kere yemek götürmüş idim Hazreti Peygamber'e. İki kişilik idi götürdüğüm o yemek. Zira Resulullah'la Ebu Bekir vardı tek. Bana buyurdular ki, haber ver sahabeye, Ensardan 30 kişi gelsin yemek yemeye. Peki ya Resulallah deyip çıktım o zaman. Yemeğe 30 kişi davet ettim Ensardan. Onar onar oturup yemek yiyip doydular. Yemekte bir azalma olmadı zerre kadar. Sonra buyurdular ki, ya Halid, sen git yine 60 kişi davet et yemek ziyafetine. Çağırdım. Hepsi gelip yediler o yemeği. O 60 kişinin de doydular hepsi iyi. Sonra üçüncü defa buyurdu ki o server, ya Halid, 90 kişi davet eyle bu sefer. Davet ettim geldiler, yediler o yemekten. O 90 kişinin de doydu hepsi tamamen. Misafirler gidince yemeğe ettim nazar. Gördüm ki bir azalma olmamış zerre kadar. Peygamber Efendimiz mücahitlerle yine bir sefere çıkmıştır Rumların üzerine. Eshabın geldiğini duyunca fakat Rumlar fena halde korkarak ortadan kayboldular. Mücahitler ordusu emriyle Resul'ün düşmanı o mevkide beklediler 20 gün.
Sonra da Medine'ye dönüş için o server hareket emri verdi ordusuna bu sefer. Lakin acıkmışlardı mücahitler bu kere. Gelip arz eylediler bu hali o servere. Dediler ki, bir şeyler yemek arzu ederiz. Zira açlıktan artık yürüyemez haldeyiz. Yere yaygı serdirip buyurdu ki o server, getirin yanınızda ne mevcut varsa eğer. Kimi bir avuç buğday, kimi hurma getirdi. Küçük bir tencerede bunları pişirttirdi. Ve dua buyurunca o Nebi-i Zişan, Hak Teâlâ yemeğe bereket etti ihsan. O kaptaki yemeği dağıttı eshabına. Doldurdu hem de çok çok her birinin kabına. 30.000 sahabinin kabına yemek koydu. Hepsi de o yemekten o gün yedi ve doydu. Koca İslam ordusu yedi de hepsi tek tek, yine de tencerede eksilmedi o yemek. Şiirlerle menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruh. Sen nasıl Müslümansın? Bir gence buyurdu ki, oğlum senin maksadın sadece yemek içmek olmasın, aman sakın. Buna düşkün olanın kıymeti çünkü evlat, çıkardıklarıyla ölçülür, aman dikkat. Dünyada bir günahı terk ederse bir insan, cennette onun aslı edilir ona ihsan. Oğlum şöyle düşün ki, ölürsün bugün artık. Bu düşünce içinde yap ölüme hazırlık. Allah'ı sevdiğini söylüyorsun ey insan. Niçin bir musibette edersin peki isyan? Sabredebiliyorsan bir bela geldiğinde, hakikat payı olur senin bu dediğinde. Eğer isyan edersen, musibet geldiği an, o zaman bilmiş ol ki, yalandır bu iddian. Bir gün Resulullah'a bir Müslüman gelerek dedi, ya Resulallah, seviyorum seni pek. Resul ona cevaben buyurdu ki, ey kimse, peki fakirlik için hazırlan öyleyse. Birisi de gelerek arz etti ki, efendim, Allah-u Teala'ya pek çoktur muhabbetim. Resulullah ona da buyurdu ki, ey insan, öyleyse bela ile musibete hazırlan. Gavs-ı Azam bir günde buyurdu ki, aman ha, gafletle yaşayıp da isyan etme Allah'a. Zira yeri gelince Müslümanım diyorsun, ne garip iddia ki dinini bilmiyorsun. Halbuki sen dinini bilmeyince mükemmel, hangi esasa göre yaparsın peki amel? Yalnız dini bilmek de yetişmez yine sana. Zira amelsiz ilim vebaldir bir insana. La ilahe illallah söylemek kafi değil, bunun icabını da yapmalısın bir fiil. Öyleyse ilk evvela güzel öğren dinini, sonra da buna göre yap bütün amelini. Sırf amel yapmakla da bitmiyor yine işin. Zira yapmak gerekir her işi Allah için. Buna ihlas denir ki, mühimdir bu da gayet. İhlassız amellerin faydası olmaz elbet. Kalp gözlerin açılsın istiyorsan sen eğer, bir manevi tabip bul, ona teslim ol yeter. Başını o tabibin koyuver eşiğine. İtirazda bulunma onun hiçbir işine. O Allah adamının
bir şefkatli nazarı, süpürür kalbindeki bütün kir ve pasları. Ve onun bir kelamı şifadır kalp derdine. O her ne emrederse hemen getir yerine. Kalp derdiyle ilgili olan ihtiyacını ona arz et. O bilir bu derdin ilacını. Herhangi musibetle karşılaşırsan şayet, günahını düşünüp istiğfara devam et. Hep günah işlemekle gelir çünkü her bela. Ve asla bir kuluna zulmetmez Hak Teâlâ. Ölüm ve ahireti düşün ki ey evladım, ecelin yaklaşıyor ardından adım adım. Bu gaflet pamuğunu çıkar at kulağından. Zira ölüm yakındır sana belki yarından. Henüz ecel gelmeden kendine gel ki artık, zira öldükten sonra fayda vermez pişmanlık. Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Ensari, rahmetullahi aleyh. Kurtulmanın tek çaresi. Abdullah-ı Ensari, büyük alim ve veli. Sohbeti insanlara olurdu faydalı. Bir günkü sohbetinde buyurdu ki, biz kuluz. Tam İslam'a muvafık yaşamaya memuruz. Çünkü Cenab-ı Allah yaratmıştır hep bizi. O yapmıştır hem bizim vücut makinemizi. Nasıl kullanılması lazım geldiğini de o bilir. Çünkü onun eseridir hepsi de. Zira kim yaptıysa herhangi makineyi, kullanılmasını da o bilir daha iyi. İşte bu çok muazzam, harika dediğimiz, vücudumuzu dahi yaratmıştır Rabbimiz. Kullanma talimatı olarak da o yine, bir kitap göndermiştir, Kur'an-ı Kerim diye. İzah etmek için de, onu açık olarak, peygamber göndermiştir, bize çok acıyarak. Onların gelmesinin işte asıl sebebi, İzah etmek içindir kitab-ı ilahiyi. Yani Resulullah'a geldiğinden bu kitap, o anlar manasını. Çünkü odur muhatap. Onun izahatının dışındaki her izah, yanlış olup imanı bozabilir maazallah. Zira kitabullahı kendi anlayışına göre tefsir edenler, çıkar dinin dışına. Bugün öyle gündür ki çok bozuk neşriyat var. Ateşe sürüklüyor insanı kötü şartlar. Fark edilmez bir hale gelmiştir helal haram. Onun için kurtulmak zor olmuştur bugün tam. Bir tek çaresi vardır bu zaman kurtulmanın. Ve bilmesi lazımdır bunu her Müslümanın. Bu ne nafile namaz ne de zikir yapmaktır. Bu kurtulanlarla beraber bulunmaktır. İslam alimlerinin okuyup kitabını değerlendirmelidir Müslüman her anını. Hadiste buyurdu ki zira Resul-i Zişan, Allah'ın bir kulunu sevmediğine nişan, o kimsenin ne dine ne de dünyaya ait faydasız şeylerle geçirmesidir vakit. Her yaptığımız şeyi kaydediyor melekler. Ölünce önümüze konacak birer birer. Bunların inkarı da mümkün olamayacak. Onlara ne bahane, ne özür bulunacak. Boş ve malayani ile geçer ise zamanlar, amel defterinde de boş geçer o sayfalar.
bu boş sahifeleri onlar defterlerinde görünce çok üzülüp kahrolurlar o günde. Derler, keşke dünyada hiç boş oturmasaydık. Ya dine ya dünyaya yarar bir iş yapsaydık. Hele defterlerinde görseler günah, isyan, iş bu pişmanlıkları kat kat olur o zaman. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Mezara girince. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, insanlar ölüp kabre girince konuşur ona mezar. Der ki, ey insanoğlu, beni biliyordun da, niye gururlanırdın geldiğin o yurdunda? Benim dar ve karanlık içimde yılan, akrep, böcekler olduğunu duymadın mı sen acep? Eğer iyi biri ise, o an bir ses işitilir. Ey mezar, öyle deme. Bu salih bir kişidir. Dinin emri üzere geçirdi hayatını. Bırakmadı elinden öğüt nasihatını. Yani emri bil maruf ve nehyanil münker yaptı ki dokunmayın buna siz ey melekler. Eğer münafık ise yaparlar türlü azap. Kabir komşuları da ederler ona gazap. Derler, ey kötü kişi, biz senden önce geldik. Niçin ibret alıp da yapmadın bir tedarik? Bizden sonra dünyada kaldın da bunca zaman, niçin tövbe etmeyip eyledin yine isyan? Resulullah buyurdu, ölü kabre girince, mezar bile gerek nida eder ilk önce. Der ki, benim hakkımda nice şeyler duyardın. Öyleyse benim için şimdi ne hazırladın? Yine Resul buyurdu, ölünce münker nekir, adında iki melek az sonra kabre gelir. Siyah renkli, gök gözlü, gözleri şimşek çakar. Gök gürültüsü gibi gelip sual sorarlar. Doğru cevap verirse büyütürler yerini. Öyle ki 70 arşın olur boyu ve eni. Derler ki, müsterih ol, yat uyu haşre kadar. Zira sana burada kimseden gelmez zarar. Eğer münafık ise çok sıkar onu yeri. Birbirine geçer hep kaburga yemikleri. Resulullah buyurdu, kafir ise ölen zat, iki azap meleği olur ona musallat. Bulunur ellerinde iri demir topuzlar, ta kıyamete kadar hiç durmadan vururlar. Onun feryatlarından olmazlar mutazarrır. Zira iki melek de hem kördürler hem sağır. Yine buyurdular ki, kafirse ölen insan, 99 ejderha sokar onu durmadan. Kabir, bu yolculuğun henüz ilk konağıdır. Bu kolay geçer ise, sonu daha kolaydır. Eğer zorluk olursa, bir insana kabirde, daha çok çetin olur ondan sonrakilerde. Sonraki konaklardan ilki sur korkusudur. Öyle şiddetlidir ki olunmaz hiç tasavvur. Sonra mahşer yerinde durdurulur cümle halk. Günahlarına göre olur herkes tere gark. Güneş bir mızrak boyu yaklaşır o zamanda.
1000 sene beklenilir o müthiş izdihamda. Bu vaktin sonunda da başlar hesap ve mizan. Her işten ince ince hesap verir her insan. Burada korkuyla başlar öne eğilir. Beklerler haklarında nasıl hüküm verilir. Sonra Sırat Köprüsü ve altında cehennem, bir an dayanılmayan ateş, acı ve elem. Sırat'ta 7 yerde vardır sual durağı. Kul hakkında herkesin çözülür dizi bağı. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en çok sevap onadır. Peygamber-i Zişanı her yönden Hak Teâlâ, diğer peygamberlerden kıldı üstün ve âlâ. Onun ümmeti dahi öteki ümmetlerden daha faziletli ve üstündür her cihetten. Cennetliklerin dahi 1/3'ü yarın ümmetinden olacak server-i kainatın. Yine Resulullah'a verilen sevap, ecir, diğer peygamberlerden kat be kat ziyadedir. Sebebine gelince, mesela bir Müslüman bir ibadet yahut da hayır yapsa ne zaman, o işinden ne kadar alırsa sevap, ecir, iki misli sevap da üstadına verilir. Çünkü bu hayırlara o üstadıdır sebep. Onun öğretmesiyle yapmıştır bunları hep. Yine bu hocasının hocası dahi vardır. O da bu hayırlardan 4 misli sevap alır. Onun da bir üstadı vardır ki yetiştiren, ona da 8 misli verilir bu ecirden. Bu sevap verilmesi devam eder artarak, yukarılara çıktıkça çoğalır katlanarak. Peygamber-i Zişan'a ulaşıncaya kadar öyle fazlalaşır ki bu ecir ve sevaplar, bunların sayıları gelmez ölçü hesaba. Başkası kavuşamaz bu kadar çok sevaba. Çünkü bütün ümmetin, alim ve evliyanın, mezhep imamlarıyla sahabe-i kiramın hepsinin üstadıdır o server-i kainat. Onadır her bir ecir, her dua ve salavat. Yine her peygamberin ona inananları kendi isimleriyle çağırırdı onları. Resulullah'ı ise ismiyle çağırmak haramdır, hem yanında yüksek sesle konuşmak. Velhasıl ona karşı hürmetsizlik olacak, her şey bu ümmet için oldu haram ve yasak. Yine Cibril Emin başka peygamberlere gelmiş idi sadece 10 ila 400 kere. Resulullah'a ise 23 senede tam 124 bin defa gelmiş idi berdevam. Diğer peygamberlere hem Hazreti Cebrail hep insan suretinde göründü, oldu nazil. Resulullah'a ise 600 kanadıyla 2 defa göründü, asıl melek haliyle. Diğer peygamberlere hiç böyle gelmemiştir. Onlar melek haliyle onu hiç görmemiştir. Başka peygamberlerin zevceleri hem yine zararlı olmuşlardır çoğu kendilerine. Halbuki o serverin mübarek zevceleri hep ferahlandırdılar sevgili peygamberi. Hem dünya hem ahiret işlerini yapmakta ona hizmet ettiler, İslam'ı yaymakta. Şiirlerle menkıbeler. Ölüme hazırlanın.
Yusuf bin Esbat var ki Allah adamlarından, çok fazla korkuyordu ahiret azabından. Haramlardan kaçmaya ederdi fazla gayret. Gece gündüz Rabbine yapardı çok ibadet. Nefsi arzularını getirmezdi yerine. Hiç iltifat etmezdi dünya lezzetlerine. Yalnız iki gömlekle geçirmişti ömrünü. Birini yıkasaydı giyerdi öbürünü. Derdi ki, ahiretin sonsuz olan nimeti, yanında bu dünyanın hiç olur mu kıymeti? Dünya çöplük gibidir, değmez talep etmeye. İsteyen derdini de hazırlansın çekmeye. Birine nasihatte buyurdu, kork Allah'tan. Her günahı ateş bil, hiç ayrılma takvadan. Herkesin tadacağı, çare bulamadığı, ölüm için şimdiden iyi yap hazırlığı. Aksi halde üzülür, eyvah edersin fakat, o gün sana kimseden erişmez bir menfaat. Bir günde nasihatte buyurdu ki, ey gençler, fırsatı nimet bilin, bu ömür çabuk geçer. Bir hastalık gelmeden nimet bilin sıhhati. Çok yapın bu gençlikte ibadet ve taati. İstifade edin ki bugün gençliğinizden, zira yarın o dahi gidecek elinizden. Derdi ki, iyi insan güler yüzlü olur hep. Süslemiştir okulu tavazu, haya, edep. O arkadaşlarına asla etmez itiraz ve katiyen kimsenin aybını araştırmaz. Bir kusur görse bile derhal kapar gözünü. Özür dileyenlerin kabul eder özrünü. Kendi kusurlarını düşünür ince ince. Bunların affı için tövbe eder gün gece. Öyle kaplamıştır ki bu günah derdi onu, düşünemez gayrinin ayıp ve kusurunu. O devamlı bakarak hata ve kusuruna, der ki, nasıl çıkarım ben Hakk'ın huzuruna? Allah korkusuyla ağlar, inler ve titrer, ahiret hesabını o kendine dert eder. Konuşmaktan ziyade susar o daha fazla. Sonu pişmanlık olan işleri yapmaz asla. O, her bir azasını korur günah yapmaktan. Zira çok korkmaktadır cehennemde yanmaktan. Rabbinin rızasına uygun yapar her işi. Çekinir fiyakadan, terk eder gösterişi. Aldanmaz bu dünyanın geçici zevklerine. Zira müştak olmuştur cennet nimetlerine. Ölümü hatırından çıkarmaz hiçbir zaman, ebedi yolculuğa hazırlanır durmadan. O dünyada yolcu ve garip kimse gibidir. Bilir ki dünya fani, ahiret ebedidir. Derdi ki, ne kadar çok muhtaç isen Rabbine, o kadar ibadet ve kulluk yap kendisine. Kudreti de ne kadar çok ise seninkinden, sen dahi o kadar çok kork, titre kendisinden. Ve Rabbin ne kadar çok yakınsa sana şayet, sen dahi o nispette kendisinden haya et. Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Ensari rahmetullahi aleyh. Kurtulmanın tek çaresi. Abdullah-ı Ensari büyük alim ve veli. Sohbeti insanlara olurdu faydalı. Bir günkü sohbetinde buyurdu ki, biz kuluz.
tam İslam'a muvafık yaşamaya memuruz. Çünkü Cenab-ı Allah yaratmıştır hep bizi. O yapmıştır hem bizim vücut makinemizi. Nasıl kullanılması lazım geldiğini de o bilir. Çünkü onun eseridir hepsi de. Zira kim yaptıysa herhangi makineyi, kullanılmasını da o bilir daha iyi. İşte bu çok muazzam, harika dediğimiz, vücudumuzu dahi yaratmıştır Rabbimiz. Kullanma talimatı olarak da o yine bir kitap göndermiştir, Kur'an-ı Kerim diye. İzah etmek için de onu açık olarak peygamber göndermiştir, bize çok acıyarak. Onların gelmesinin işte asıl sebebi, izah etmek içindir kitab-ı ilahiyi. Yani Resulullah'a geldiğinden bu kitap, o anlar manasını. Çünkü odur muhatap. Onun izahatının dışındaki her izah, yanlış olup imanı bozabilir maazallah. Zira kitabullahı kendi anlayışına göre tefsir edenler çıkar dinin dışına. Bugün öyle gündür ki çok bozuk neşriyat var. Ateşe sürüklüyor insanı kötü şartlar. Fark edilmez bir hale gelmiştir helal haram. Onun için kurtulmak zor olmuştur bugün tam. Bir tek çaresi vardır bu zaman kurtulmanın. Ve bilmesi lazımdır bunu her Müslümanın. Bu ne nafile namaz ne de zikir yapmaktır. Bu kurtulanlarla beraber bulunmaktır. İslam alimlerinin okuyup kitabını değerlendirmelidir Müslüman her anını. Hadiste buyurdu ki zira Resul-i Zişan, Allah'ın bir kulunu sevmediğine nişan, o kimsenin ne dine ne de dünyaya ait faydasız şeylerle geçirmesidir vakit. Her yaptığımız şeyi kaydediyor melekler. Ölünce önümüze konacak birer birer. Bunların inkarı da mümkün olamayacak. Onlara ne bahane, ne özür bulunacak. Boş ve malayani ile geçer ise zamanlar, amel defterinde de boş geçer o sayfalar. Bu boş sahifeleri onlar defterlerinde görünce çok üzülüp kahrolurlar o günde. Derler, keşke dünyada hiç boş oturmasaydık. Ya dine, ya dünyaya yarar bir iş yapsaydık. Hele defterlerinde görseler günah, isyan, iş bu pişmanlıkları kat kat olur o zaman. Şiirlerle menkıbeler. Ebu Yakup Nehçuri rahmetullahi aleyh. Halis kul nasıldır? Ebu Yakup Nehçuri, bir evliya, âlim zat. İşi hep insanlara etmek idi nasihat. Cömertlik ve şefkati meşhurdu halk içinde. Sünnet-i seniyyeye uyardı her işinde. Günahtan pek sakınır, yapardı çok ibadet. Cehenneme girmekten korkardı yine gayet. Biri dedi, efendim, ben namaz kılıyorum, lakin ibadetimden lezzet alamıyorum. Buyurdu ki, Rabbini yalnız namazda değil, her zaman hatırla ve ondan hiç olma gafil. Günah işlemekten de kurtarırsan kendini, ancak alabilirsin namazın lezzetini.
buyurdu ki, bu dünya sanki büyük bir deniz ve takva gemisinde yolcularız hepimiz. Bu yolculuk sahilde erecek nihayete. O sahilde nispettir ölüm ve ahirete. Buyurdu, sırf yemekle doyarsa bir eğer, karnı tam doysa bile gözü doymaz bu sefer. Zenginliği mal ile olursa bir kişinin, o da hiç zengin olmaz, fakirdir bunun için. Kişi ihtiyacını Rabbine etmezse az, işinin hallolması kolayca mümkün olmaz. Kullara arz ederse bir insan her bir işi, hor ve zelil olmaya mahkum olur o kişi. Buyurdu,